Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 25-31 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, 25 Ağustos'ta Başak Burcu'nda yeni ay doğacak. Bu yeni ayın etkilerini özellikle önümüzdeki 2 hafta içerisinde günlük hayatımızda daha fazla hissedebiliriz. Başak Burcu yeni ayı sizin 3. evinizde doğuyor. Eğitimle ilgili, seyahatlerle ilgili bazı yeni gelişmeler olabilir. İletişimle ilgili olanaklarınız artabilir, yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Yakın çevreniz ve kardeşlerinizle ilgili kavramlarda bu yeni ayın konuları arasında olacak sevgili yengeçler. Balık burcundaki Neptün'ün yeni ayla yapacağı karşıt açı zaman zaman düşüncelerimizde biraz dağınıklık yaratabilir, karışıklık yaratabilir. O nedenle gerçeklerden çok fazla uzaklaşmamaya çalışalım. Hayal kurmak tabii ki iyidir ama bunu da lütfen hayallerimizi de gerçekçi bir zemine oturtmaya çalışalım. Özellikle hafta içerisinde 29 Ağustos'ta Güneş Neptün karşıtlığı bazı hayal kırıklıkları ve karışıklıklarla da karşılaşabileceğimizi işaret ediyor. Dikkat etmemiz gerekiyor sevgili yengeçler. Evet, bir diğer etki bu hafta Akrep Burcu'nda Mars ve Satürn'ün kavuşumu. Mars ve Satürn ikisi de zor enerjili iki gezegen ve kavuşumu da tabii ki biraz mücadeleyi arttırabilir. Genel olarak size açısı kötü değil bir su grubu olduğunuz için sevgili yengeçler. Ancak yine de aşk hayatınız, duygusal hayatınızda stres ve mücadeleler söz konusu olabilir. Daha kararlı ve hırslı bir tutum takınabilirsiniz. Çocuklarla ilgili kavramlar da yine bu dönemde biraz daha sizi zorlayabilir. Özellikle 26 ve 27 Ağustos'ta daha sakin kalmaya çalışmamız doğru olacaktır. Evet, 28 Ağustos, 29 Ağustos Ay Terazi Burcu'ndayken eviniz ve ailenizle ilgili konulara zaman ayırabilir. Evde daha fazla vakit geçirebilirsiniz. Haftanın genel etkileri böyle. Lütfen hafta içerisinde hazırladığımız günlük burç videolarınızı da hem burcunuza hem de yükselen burcunuza göre izlemeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.